Herkese merhaba. Hayatımızı kolaylaştıracak yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte iş hayatında kullanabileceğiniz teknolojileri keşfedeceğiz. Özellikle pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi pek çok yenilik hayatımıza girdi. Bu alanlarda kullanabilecek teknolojileri hep birlikte keşfedeceğiz. Bölümümüze tüm hızıyla başlayalım. İş hayatını kolaylaştıracak teknolojileri birazdan hep birlikte keşfedeceğiz. Ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerden bir tanesi çılgın iş insanı Elon Musk'ın hakkında. Elon Musk kendisini Mars'ın imparatoru ilan etti. Twitter biyografisine aynen bu şekilde yazdı. Gerçekten gün geçmiyor ki Elon Musk'tan çılgın bir hareket gelmesin. Apple yeni ürünlerin tanıtacağı etkinliğin tarihini resmen duyurdu. 20 Nisan'da düzenlenecek etkinlikte Apple'ın yeni ürünleri tanıtılacak. Bu ürünler arasında yeni AirPods, Apple TV, yeni iPad hepsi bu etkinlikte tanıtılacak. Biz de merakla bekliyoruz. Microsoft, Siri'nin geliştirilmesinde rol oynayan şirketlerden bir tanesi olan Nuance'ı satın almak için harekete geçti. Ve ödeyeceği rakam tam tamına 16 milyar dolar. Geçen hafta Yemeksepeti'nin 21 milyon kullanıcısının verileri çalınmıştı. Bunun üzerine kesilecek cezalar belli oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2 milyon lira Yemeksepeti'ne ceza kesecek ve aynı zamanda BTK'dan da 1 milyon liralık cezanın gelmesi bekleniyor. Teknoloji dünyasındaki geçen haftanın gündem başlıkları bu şekildeydi. Şimdi isterseniz gelin ana konumuza geçelim. Ana konumuz iş hayatını kolaylaştıran teknolojiler. Şimdi bu konuya girmeden önce bence şunu konuşmak lazım. Pandemi süreciyle birlikte acaba iş hayatındaki alışkanlıklarımız nasıl değişti? Bu sorunun cevabını bize Guru verecek. Guru, söz sende. Pandemi süreciyle birlikte çalışma alışkanlıkları değişiyor Ahmetcan. Şirketler uzaktan çalışma dönemine hızla geçiyor. Bunu tüketici elektroniği ürünlerinin satışında görebilmek mümkün. 2020 yılında dünya genelinde 85 milyon bilgisayar, 44 milyon tablet bilgisayar, 169 milyon bilgisayar aksesuarı, 31 milyon yazıcı ve 228 milyon kartuş satıldı. Söz konusu rakamlar bir önceki yıla göre neredeyse 2 katlık bir artışa denk geliyor. Türkiye'de de benzer rakamları görebilmek mümkün. Bilgisayarda %65, tabletlerde %133, bilgisayar aksesuarlarında %14, yazıcılarda %23 satışların artması dikkat çeken detayların başında geliyor. İş hayatında en çok kullandığımız ürünlerin başında tabii ki yazıcılar geliyor. Özellikle pandemi süreciyle birlikte evden çalışma, uzaktan eğitim derken yazıcılara artık daha fazla işimiz düşüyor. Biz de dedik ki acaba yeni nesil yazıcılar bize ne gibi imkanlar sunuyor? Buradan yola çıkarak yeni nesil bir yazıcı modelini yanımıza aldık. Şimdi sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Yanımda HP'nin geliştirdiği Neverstop Laser 1200W modeli var. Bu model 10 kişiye kadar olan KOBİ'ler ve aynı zamanda evden çalışanlar için uygun bir model ve aynı zamanda sadece siyah baskı alabiliyor. Teknolojisi de lazer baskı teknolojisi, yani içinde tonerler var. Tonerler sayesinde baskılarınızı kolay bir şekilde alabiliyorsunuz ve ben de bu noktada kurulum kolaylığından ve kullanım kolaylığından sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle kurulumu çok basit, neredeyse arkaya bir güç kablosunu takıyorsunuz ve yazıcı kuruluyor. Aynı zamanda kullanım kolaylığı da öne çıkıyor çünkü üzerinde bir ekranı var ve ekranın altında dokunmatik bir paneli var. Bütün işlerinizi buradan yapabiliyorsunuz, yazıcıyı buradan kontrol edebiliyorsunuz ve tabii ki şundan da bahsetmek lazım, artık çağımız akıllı cihazların çağı, akıllı telefonlarla da çok iyi bir şekilde anlaşıyor. İsterseniz bilgisayar, isterseniz tablet, isterseniz akıllı telefonunuza indireceğiniz HP Smart uygulamasıyla bu yazıcıyı kontrol edebiliyorsunuz. Hemen akıllı telefonumu cebimden çıkartıyorum. Uygulama mağazasından indirdiğim HP Smart uygulamasını açıyorum. Bu arada uygulama Türkçe. Uygulamayla yazıcıyı Wi-Fi üzerinden eşleştirdim. Yani kablosuz olarak baskılarınızı alabiliyorsunuz ve karşıma farklı seçenekler çıkıyor. Ben bir belge, bir PDF dosyası yazdıracağım bu arada. Hemen onu seçiyorum. Burada daha önce hazırladığım bir dosya var. Yazdıra basıyorum. Bir kere daha dokunuyorum ve şu anda Wi-Fi üzerinden benim bu baskım yazıcıya iletildi ve yazıcı çalışmaya başladı. ve yazıcıdan baskımı aldım. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi yeni nesil yazıcılar hem kolay kurulum hem de kolay bir şekilde sizin baskılarınızı almanızı sağlıyor. Tabii aklınıza gelebilecek diğer bir konu başlığı ise baskı kapasitesi. Lazer toner tanklı bir yazıcı modelinden bahsediyoruz. Geldiği zaman, kutusundan çıkarttığınız zaman 5000 sayfalık bir baskı kapasitesi var. Bu da şu anlama geliyor. Eğer aylık 250 sayfalık bir baskı alırsanız bu size 2 yıl boyunca yetecek anlamına geliyor. Burada bir göstergesi var. Sizin de gördüğünüz gibi bizim şu anda göstergemiz en alt seviyede. Biz de bu yazıcıyı test ederken yaklaşık 5000 sayfalık bir baskı aldık. Bu baskılar da boşa gitmesin diye bir ufak sosyal sorumluluk projesi de yapmış olduk. Hatta göstereyim ben size birkaç tanesini. Şuradaki göreceksiniz sayfaları da. Bu baskılar Van Muradiye'deki bir köy okuluna gidecek. O çocukların eğitiminde kullanılacak. Öğrencilerin, kardeşlerimizin eğitiminde kullanılacak. Burada baskılar var. Bu baskıları da şimdi zaten onlara göndereceğiz. Onlar da bunlar sayesinde ders çalışacaklar. Peki aklınıza gelecek sorulardan bir tanesi şu. Nasıl kolay bir şekilde doluyor? Çünkü yaklaşık 15 saniyede kendi kendinize bu yazıcının tonerlerini doldurabiliyorsunuz. Şimdi size onu da göstereceğim. Oldu, toneriniz bitti. O zaman böyle bir kit alıyorsunuz ve bu kit sayesinde kendi kendinize oldukça kolay bir şekilde yazıcının tonerlerini doldurabiliyorsunuz. Bunu takmamız için önce yazıcının kapağını yavaşça kaldırıyoruz. Burada bir yuvası var. Bu yuvayı açıyoruz. Yuvayı açtıktan sonra burada talimatlar gösteriliyor. Bu talimatlardan bir tanesi mesela çalkalamakmış. Biraz çalkalayalım. Çalkalama işini tamamladık. Burada emniyet pimini çekin diyor. Onu da çektik. Sonrasında yerine ve yuvasına oturtun diyor. Bu arada sesi duymuşsunuzdur umarım. Sonrasında 180 derece çevirin diyor. Hangi tarafa? Bu tarafa. Çevirelim şimdi. Çevirme işlemini tamamladık. Üzerindeki şırınga yuvasına benzer yere basın diyor. Şimdi basıyoruz. Evet. Bir ses daha geldi. 180 derece daha çevireceğiz. Ve işlem tamam. Toner doldu. Yaklaşık 15 saniye sürdü bu arada. Kendi kendinize hiçbir yere gitmeden tonerinizi doldurabiliyorsunuz. Kapağını da kapatalım. Ve bu arada dikkatinizi çekmiştir. Biraz önce burada sarı ve yanında +2 yazıyordu. şu anda +1 seviyesine kadar geldi. Yani 5000 sayfalık kapasite ile geldiğini söylemiştim sizlere. Şu anda biraz önce 0'dı bu kapasite. Şu anda 2500 sayfalık bir baskı kapasitesi var yeniden. Ve işlem bu kadar basit. Şu kapağını da kapatalım. Şu anda modelimiz yeniden doldu ve baskıya hazır bir durumda bekliyor. Bu arada bu modelin tek özelliği baskı alabilmesi değil. Aynı zamanda fotokopi ve tarama özellikleri de var. Üstteki gri kapağı kaldırdığınızda tarayıcı sizi karşılıyor. Ve tarayıcı konusunda da özel kimlik tarama modu var. Bu sayede tekrar baskı alıp kimliklerinizi taramaya gerek yok. Veya zaman kaybetmeye gerek yok. Peki Türkiye'de bu yazıcılara olan ilgi nasıl? Ve aynı zamanda geri dönüşüm konusu da çok önemli. Acaba yazıcılar ve teknoloji şirketleri bu alanda neler yapıyorlar? Biz de şirketin Türkiye Genel Müdürü Emre Bey ile bir röportaj yapacağız. Bakalım kendisi neler anlatacak. Hemen kendisine bağlanıyoruz. Merhabalar Emre Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk. Emre Bey, biraz önce izleyicilerimizle birlikte yeni nesil yazıcı modelini keşfettik. Gerçekten çok önemli özelliklere sahip. Özellikle pandemi dönemiyle beraber uzaktan çalışma, uzaktan eğitim dönemi başladı. Bu konuda bu ürünlere olan ilgi nasıl sizce? Anlatır mısınız bize? Tabii. Söylediğiniz gibi pandemi döneminde uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma yaygınlaştı. Bunun sonucunda ev ve küçük ofis kullanımına uygun yazıcılara talep de arttı. Evlerde büyük ofislerin sağladığı teknik kaynağa ulaşım kolay olmadığı için kullanıcılar sayfa başı maliyeti düşük, kullanımı kolay ve her seferinde aynı kalitede baskı veren yazıcı arayışına girdiler. Neverstop LaserJet'de kullanıcıların bu ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış bir yazıcı. Kurulumu ve kullanımı çok rahat, sayfa başı maliyetleri çok düşük, içinde 5000 sayfa toner ile birlikte geliyor. Toneri bittiğinde çok uygun fiyatlar ile yedek toner dolum kiti alınabiliyor. Yine bu yazıcıya özel bir özellik, kullanıcılar bu kiti kullanarak çok kolay bir şekilde yazıcıyı doldurabiliyorlar. Bu ürünle de tabii ki her zamanki HP baskı kalitesine ulaşıyorsunuz. Kısaca Neverstop LaserJet kullanımı kolay, sayfa başı maliyeti düşük, yüksek kaliteli baskı veren ideal bir yazıcı. Evet. Emre Bey, ben şunu da çok merak ediyorum. Özellikle son dönemlerde sürdürülebilirlik ve geri dönüşümü kullanılan ürünler çok önem kazandı. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Nasıl bir vizyon sahipsiniz bu konuda? Şimdi bir ürünün yaşam döngüsündeki tüm aşamaları sıralarsak, yani ürünün tasarımı, üretimi, müşteriye ulaştırılması, ürünün zaman içinde kullanımı ve kullanımından sonra geri dönüşümü. Tüm bu aşamalarda çevresel etkileri azaltmaya, enerji verimliliğine, düşük atık seviyesine ve geri dönüşüme önem veriyoruz ve tüm ürünlerimizi buna göre tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Neverstop Laser enerjiyi çok verimli kullanan bir yazıcı. Ayrıca ağırlığının %25'i oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. Yedek toner dolum kitleri de %75 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. Ürünlerimizin enerji verimliliğini artırırken bir yandan da 2035 yılına kadar tüm küresel faaliyetlerimizde %100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyoruz. Biz de Türkiye ofisi olarak Yeşil Ofis sertifikamızı aldık ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Emre Bey, gerçekten çok güzel bilgiler paylaştınız. Programımıza katıldığınız çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İş hayatında kolaylaştıracak teknolojileri keşfetmeye devam ediyoruz. Benim de sizlerle paylaşmak istediğim güzel bir ürün var. Bir kalem değil tabii ki bu. Bu bir akıllı kalem. Ben normal kalem kullanmıyorum artık. Akıllı bir kalem kullanıyorum. Peki bu akıllı kalemin ne gibi bir özelliği var? Bu akıllı kalem bulmanızı kolaylaştıran bir teknolojiye sahip. Çünkü kalemlerin en büyük derdi kaybolmasıdır. Ne çanta içinde bulabilirsiniz, ne ofis masası üstünde bulabilirsiniz. Bazen koltuğun arkasına kaçar ve o kalemler hiçbir yerden bulunamaz. Hemen başka kalem ararsınız. Ancak bu kalemler artık kendini buldurabiliyor size. Nasıl yapıyor? Üzerinde Bluetooth teknolojisi var. GPS teknolojisi var. Akıllı telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yani uygulamayı indiriyorsunuz, bu kalemi eşleştiriyorsunuz ve kaleminizi bulabiliyorsunuz. Hemen sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Üzerinde bir tuş var. Bu tuş aynı zamanda telefonunuzu bulmaya da yarıyor. Ama önce isterseniz gelin bir kalemi bulalım. Hemen Tracker adında bir uygulama indirdim telefonuma. Uygulamayı açtığımda karşıma bir ekran geliyor. Bu ekran üzerinde bir harita var. Yani sadece ev içinde değil, herhangi bir yerde, başka bir yerde unutsanız bile bu kalem kendisini bulabiliyor. Ve mesela ev içinde kaybettiniz veya kaleme yaklaştınız, harita üzerinde gittiniz. Mesela Start Searching, yani aramayı başlat diyorsunuz. Şimdi ben bu tuşa basacağım. Evet ve üstündeki ışık yanıyor. Siz kalemi bulana kadar bu şekilde ötmeye devam ediyor. Hemen durdurayım ben bunu. Aynı zamanda harita üzerinden de kalemin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii şu an elimde olduğu için benim haritada hemen yanımda gözüküyor. İsterseniz tabii buna bir de size harita da çıkartıyor. Harita üzerinden bu kaleme nasıl ulaşacağınızı da gösteriyor. Bu da güzel bir özellik. Bir de bunun tam tersi bir özelliği var. O da şu: kaleminiz elinizde ama telefonunuzu bulamıyorsunuz. Bu da başımıza geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Üzerindeki tuşa basıyorsunuz. Ve telefon çalmaya başlıyor. Gerçekten nelerle karşılaşacağız ben de bilmiyorum. Bu akıllı kalem de bunlardan birisiydi. İş hayatında, çalışma hayatında en fazla kullandığımız teknolojilerden bir tanesi de, ürünlerden bir tanesi de tabii ki mouse'lar. Gördüğünüz gibi ben size böyle bir enteresan tasarımlı mouse modeli buldum. Mouse demeyebilirsiniz ama şöyle çeviriyorsunuz, mouse oluyor. Yani uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, mobil çalışma diyoruz. Böyle mouse'lar çantalarımızda daha az yer kaplamasını sağlıyor. Ve aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Başka özellikleri de var bu arada. Evet, bu inceliği bu kadar. Sadece 65 gram. Çantanızın iç ceplerine çok kolay bir şekilde sığabiliyor. Ama mesela batarya performansı konusunda da yine dikkat çeken detayları var. Tek şarjda 2 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Arkasında USB-C Type bir giriş var. USB-C girişi var. Buradan yine şarj ediyorsunuz. Ve bir özelliği daha var ki o da gerçekten benim çok hoşuma gitti. Size onu da göstermek istiyorum. Özellikle çok fazla sunum yapıyorsanız bu mouse tam sizlik. Şöyle yapayım. Orta tuşunun önüne doğru bastığınızda şöyle bir lazer pointer de oluyor aynı zamanda. Yani sunum yaparken lazer pointer'ı da çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ergonomik, iş hayatında kullanabileceğiniz, çantanızda az yer kaplayan bir mouse modeli. Bu tip ürünler bize ulaştıkça bu ürünleri sizlerle beraber keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdi de sizlerle birlikte iş hayatımızı kolaylaştıracak uygulamaları keşfedeceğiz. Artık akıllı telefonlarımıza, tabletlerimize, bilgisayarlarımıza uygulamalar indirerek iş hayatımızı hızlı bir şekilde kolaylaştırabiliyoruz. Bu uygulamalardan bir tanesi Adobe'nin Fill and Sign uygulaması. Bu uygulama sayesinde herhangi bir yerden mobil olarak istediğiniz belgeyi taratıp, istediğiniz zaman imzalayıp, istediğiniz zaman onaylayabiliyorsunuz. Gerçekten hayatınızı kolaylaştıran bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir uygulama ise Microsoft'un ToDo uygulaması. Bu uygulama sayesinde işlerinizi kolay bir şekilde planlayabiliyorsunuz. Yapılacaklar listesi oluşturabiliyorsunuz. Bunu takvime yansıtabiliyorsunuz ve bu sayede yapılacaklarınızın hiçbiri gözünüzden kaçmıyor. İş hayatınızda her an her yerde aklınıza bir fikir gelebilir. Bu fikirleri doğru bir şekilde organize etmek oldukça önemli ve bu konuda da uygulamalara önemli bir görev düşüyor. Bu uygulamalardan bir tanesi Mindly. Mindly sayesinde aklınıza farklı alanlarda gelen düşünceleri gruplayabiliyorsunuz ve listeleyebiliyorsunuz. İş hayatınızda not almak en önemli konuların başında geliyor. Şu anda kullandığınız pek çok farklı platform ve uygulamalar var. Bu uygulamalardan bir tanesi, hemen aklıma gelenlerden saymak istiyorum. Microsoft'un Word'ü ya da Google'ın Docs'u. Ancak daha basit uygulamalarda mevcut. Bunlardan bir tanesi de AI Writers. Oldukça basit bir arayüze sahip. Aklınıza gelen notları hızlı bir şekilde mobil, bilgisayar ve tabletten not alabiliyorsunuz. İş hayatı demek sunum demek. Sunum hazırlamak da gerçekten önemli bir profesyonellik istiyor. Siz de bu konuda başarılı olmak istiyorsanız pek çok farklı uygulama var, bilindik uygulamalar var. Ancak ben size biraz daha yaratıcı olabileceğiniz bir platformdan bahsetmek istiyorum, bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. İsmi Prezi. Prezi sayesinde daha yaratıcı geçişlere sahip olan, daha yaratıcı grafiklere sahip olan sunumlar hazırlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. 2022 Kış Olimpiyatlarına hazırlanan Çin'de ilk deneme çalışmaları başladı. Teknolojinin merkezde olacağı denemelerde salgını önleme çalışmaları azami noktada tutulacak. İsterseniz gelin bu gelişmelere hep birlikte yakından bir göz atalım. Çin'de 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları için deneme çalışmaları tamamlandı. Test çalışmaları medya, güvenlik ve salgını önleme hizmetlerini içeriyor. Kış olimpiyatları ve kış paralimpik oyunlarını içeren denemeler, Pekin'i deneyimleyin başlığıyla duyuruldu. Çalışmalar sırasında bulut yayın odası denemeleri dikkat çekti. Bulut yayın teknolojisi geleneksel televizyon deneyimiyle karşılaştırıldığında seyirciye 12 farklı açıdan müsabakaları izleme fırsatı sunacak. Spor oyunlarında röportajlar içinse karma bir bölge kuruldu. Bölgede muhabirler sporcularla yüz yüze görüşme yapmadan röportaj gerçekleştirebilecek. Yetkililer COVID-19'a karşı 600 görevlinin giyilebilir termometreyle görev yapacağını duyurdu. Olimpiyat hazırlıklarına devam eden Çin, bir yandan da ulusal spor merkezini buz küpüne dönüştürme kararı aldı. Bahsi geçen platform, 2008 yaz olimpiyatları için su küpü şeklinde tasarlanmıştı. Tesisin yenilenme çalışmaları sonrasında hem su hem de buz sporları için elverişli hale getirileceği duyuruldu. 180 milyon dolar harcanarak dönüştürülecek tesis, aynı zamanda çevre dostu enerjileri kullanarak ön plana çıkacak. Olimpiyatların ardından tesisin buz sporlarını teşvik etmek için bir kamu merkezi olarak hizmet vermesi bekleniyor. İş hayatında kullanabileceğimiz teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.